Royal Döner'in katkılarıyla hazırlanan Türkü Şelalesi programı başlıyor. Cemo, 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 fekru cemo, lokmena düzgini, keno topveno. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Üşüttü, candan üşüttü. Pala ve besmele şikayetçi. Ortak günlerdir. Fincanın etrafı yemişin aman aman. Fincanın etrafı yemişin aman aman. At kolum kollarım boynumdan aşey. At kolum kollarım boynumdan aşık. Serhoşam dilim dolaşır aman aman. Serhoşam dilim dolaşır aman aman. Aman kız canım kız, öldürdün beni. Kaşettin, gözettin, aldırdın beni. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. Elettin, gözettin, mahvettin beni. Fincanın etrafı sarı aman aman. Fincanın etrafı sarı aman aman. Ağlarım, sızlarım, ben zarım zarım. Ağlarım, sızlarım, ben zarım zarım. Elimden aldılar yâri, emanet var. Elimden aldılar yâri, emanet var. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. Haşettin, gözettin, kaldırdın beni. Yüreğine sağlık, teşekkürler. Sevgili Feder. Sevgili Kibar'cığım, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, senin yüreğine sağlık. Eyvallah. Evet, sevgili izleyiciler, tekrar yine yeni bir pazar akşamı sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Efendim, biz bu hafta Viyana'daydık sevgili Hıdır, ben ve değerli sanatçı dostumuz Kibar Aslan ve Mehmet Eker'le birlikte. Veli Turan'ın misafiriydik.
Buradan da ona yürek dolusu sevgiler göndereceğiz. Tabii Viyana'da çok güzel dostlarla tanıştık. Onları biraz sonra teker teker isimlerini söyleyerek teşekkür edeceğiz. Bu arada ben konuklarıma geçmeden evvel sizler de programımıza gerek e-mail aracılığıyla gerekse telefonda düşüncelerinizi bize iletmek istiyorsanız alo diyorsunuz veyahut da ne diyoruz internet aracılığıyla bize ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar biraz sonra zaten ekrana yansıtacaklar e-mail adresinizi. Ve konuklarımızdan bugün Türkiye'den gelen çok değerli dostum, hem benim hem sevgili Hıdır'ın, Kibar Aslan hoş geldin. Hoş bulduk. 1978'lerin önderlerinde, evet, kuşağın önderlerinden sevgili Erdoğan Şenci. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erdoğan Bey ile de kendisinin yapmış olduğu iki tane kitabı var. Onlarla ilgili düşüncelerini, o süreci anlatacak bize. Sevgili Yol TV izleyicilerimiz, bir türkü şelalesi programına da başlamış bulunurken sizleri bizler türkülerle selamlıyoruz, türküler muhabbetle selamlıyoruz. Ve sizler de evlerinde, iş yerlerinde, derneklerinizde hatta bizi konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizde kalın ve bizi izleyin. Hoş geldiniz programımıza. Sevgili Kıvır, Erama, Vakla. Kervendi, Aynı zamanda sevgili evet. Ali Rıza Kahraman. Ali Rıza Bey'i de unuttuk. Diğer müzisyen arkadaşımız. Sanatçı dostumuz. Ali Rıza Hüseyin arkadaş, Ali Rıza bizim rahmetli Zeynel amcanın, annenin de bu annendi. Anne baba ikisi de Ozan. Siz de hoş geldiniz. Hüseyin Yağmur, siz de hoş geldiniz. Tabii sizlerle de kısa kısa da olsa sohbet edecek. Yazık hermeyin değil mi diyelim. Evet. Hoş geldin İstanbul'dan. Bize neler getirdin? Bol bol sevgi getirdim, selamlar getirdim, yüreğimi getirdim, türkülerimi getirdim. Bugün benim için de çok önemli bir gün benim için. Çok değerli iki can dostum. Bizde yaş fark etmiyor biliyorsunuz, abi ya da kardeş, abla benim için çok değerlisiniz. Bugün yüreğinize meyman olmak benim için çok önemli. Bizim için çok teşekkür ediyorum bugün burada programınızda ağırladığınız için. Yürek dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. Tabii ki yani sadece sanatçı değil, bizim bir de aile dostumuz, canımız, ciğerimiz kendisi. Zaten dost olmak önemli. Ya istersen bir kılam söyleyeyim, daha sonra da Erdoğan Bey'e de geçeceğiz. Evet. Tamam. Ne okuyacak? İbrahim çok güzel bir Elazığ türküsüyle başladı. Bugün klarnette var ki çok da seviyorum ben onu. Cidden çok farklı bir aslında esim. Bizim o yörede kırnata var değil mi? Ya, kırnata ya. Diyorlar. Bana kırnata. Evet. Ne okuyacaksın? Eski Divas gibi güzel bir türkü. Bugün sevgilileri de bağlamasıyla başına eşlik edecek. Evet, Sülükçü'ye de ses alırsak sevgili Barış'ım. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanlı beni, her güzelin kaldı çekilmez imiş. Çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Her güzelin kaldı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Çekilme.
sevdiğim değildin, böylece sen ömrümün bağına düşürdün gazen. İbişimden nazik sandığın güzel, meğer polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş. Meğer polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş. Seyrani'nin gönlü gamlan yaş imiş, aşkı sevda cümle derdi baş imiş. Ben gönlümü toprağa sandım taş imiş, meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş dost. Yüreğine sağlık, teşekkürler. Teşekkürler, ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Güzel bir yorum, güzel bir Seyrani türkülerinden biriydi. Evet. Çok güzel de yorumladın. Seyrani çok güzel bir türkü. Çok güzel. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra yine devam edeceğiz seninle. Evet. Diğer konumuza geçeceğiz. Sevgili Erdoğan abi, hoş geldin. Abimiz biliyorum 78 kuşağının önderlerinden biri ve kendisi de iki tane kitap yazmış. Şu anda istersen ekranda da yansıtayım arkadaşlarımıza çekerse. Biri ilk kitap izdi. İz, hayatıyla ilgili 1955 Dersim kökenli bir abimiz ama Elazığ'da dünyaya gelmiş. Daha sonra Antep ve Antep'te evet matematik öğrenimini görmüş abimiz. Ve de ardından da Firar, yani daha doğrusu hayatıyla ilgili hayatını şöyle söyleyeyim, belgesel bir şekilde kitaba dökmüş. Onunla ilgili çok ilginç şeyler var, okumak gerektiğine inanıyorum. Tabii kendisine bu konuyla ilgili de sohbet edeceğiz daha doğrusu. Efendim bu kitabı bize anlatır mısın? Bu kitabı neden yazdınız? Ne hissederek yazdınız? Şimdi konuşmama geçmeden önce ben ekranları başında bizi izleyen bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca Yol TV'deki arkadaşlara, sizlere de bana böyle bir fırsat tanıdığınız için de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için büyük bir onur sizinle birlikte bu programı paylaşmak. Şimdi tabii her şeyin bir sebebi var, nedenleri var. Siz demin konuşmanızın başında da söylediniz. 78 kuşağının önderlerinden. Bunun bir anlamı var. Kesinlikle. Bir de bunun öncesine gittiğimiz zaman, yani 78'den bu tarafa aldığımız zaman 30 yılı aşan bir dönem. Ben 55 yaşına geldim. Bunun öncesine gittiğim zaman 35 yıllık bir süreç, bir maraton koşusu.
yaşamımın en büyük dönemi. 55 yaşındayım, 20 yaşında başladığımı düşünün. 35 yıllık bir koşu içindeyiz. Tabii bunun inişleri çıkışları var. Tabii bu sürede yaşadıklarımız var. Sonra bedeller ödeyerek gelmişiz belli bir yere. Bunlar her ne kadar gerçekten önemli sorunlar yaşayarak gelsek de ben bugün dönüp baktığım zaman gerçekten yaşamda böyle renkli bir iniş çıkış, bir mücadele yaşamı olduğu için de kendimi biraz mutlu hissediyorum. O zamanda da üstlendiğimiz görevler vardı ve bugün de dönüp baktığımız zaman yaşadığımız bütün bu sürecin bir tecrübesini yapmak, dönüp bir de 55 yaşında bu sürece bakmak, bunun sonuçlarını çıkartmak ve yeni genç arkadaşlarımıza, yeni kuşaklara yaşadıklarımızı sunma diye bir görevle de karşı karşıya olduğumu hissettim. Zaten bir otobiyografi bir çalışma yaptım. Yani kendimi anlatıyorum. Biraz çocukluğum var ama ikinci kitapta da zaten ön sözünde ifade ettim. Bu 3 ciltlik bir çalışma olarak düşündüm bunu hep. İşte yetiştiğim çevre, bu süreç, ailem, beni etkileyen koşullar, beni devrimci yapan koşullar, Elazığ'ın o günkü ortamı, bugün çok tesadüf oldu galiba, teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Zaten otobiyografi bir çalışma yapmışım, beni bir de bu stüdyodan alıp Elazığ'a götürdünüz. Ben Elazığ çocuğuyum aynı zamanda. Bir şey biraz yaptık. Sen İtalya'dan buraya gelip orada biz yere biraz hassetsin abi. Çok teşekkür ederim. Arasında gelip yani, görüyor seni. Güzel bir jest. Belki yani. Tesadüf mü oldu? Bilinçli mi seçtiniz? Yok, bilmiyorum biraz ama. Kibar bilinçliydi ama arkadaşlarla böyle direkt otomatikmen konuştuk. Birden karar verilmiş bir şeydi. Böyle teşekkür ederim. Gerçekten bir de oraya gittik. Uzun yıllardır tabii yurt dışında yaşıyoruz. Yaşamak zorunda kaldık. Çünkü mücadelenin o özellikle 12 Eylül sonrasında gelen o karanlık döneminde gerçekten birçok insan gibi, birçok arkadaşımız gibi ben de yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. 27 yıllık da bir sürgün yaşamımız var aynı zamanda. Burada da yaşadıklarımız var. Konuyu tekrar kitabı niye yazdım meselesine getirirsek aslında orada kendimi anlattım. Kendimle birlikte bir dönemi anlattım. Hatta birinci kitabı yazarken ön sözünde şöyle dedim. Dedim ki bu kitapta insanlar için zararlı hiçbir şey yok dedim. Tersine insanların daha iyi yaşamaları için kendi yaşamlarından fedakarlıklarda bulunan gençlerin öyküsü var. Acemilikleri diz boyu. Ama inançları yüce. İnançları kutsal. İnançları yedi başlı devi elleriyle boğmak isteyen tanrılardan daha yüce. Ceplerinde metelik yok, devlet kurmaya adaylar. Ellerindeki en basit silahlarla dünyanın en modern ordularına kafa tutuyorlar. Hiçbir şeyleri olmadığında da bedenlerini ölüme yatırıyorlar. Çok şaşırtıcı bir felsefe bu yani. Bunu anlatmak gerekir dedim. Aslında orada büyük bir aşk var değil mi? İnanç ve tabii, aşk var yani orada. Tabii. Şimdi daha İnanç sonraki uğruna ölmek ya, var orada yani aşk, karar almak ya, var aşk. Kesinlikle yani tabii. O işte şeyine özüne olan bağlılık evet. İşte bakın daha sonraki belki yani programın ilerleyen kısımlarında bunlara belki değineceğiz. Ben hep söylüyorum. O dönem Türkiye'de müthiş bir aydınlanma var. Gençler harıl harıl okuyorlar, öğrenmek istiyorlar. En basit kahve köşeleri bile siyasetin tartışıldığı kürsüler haline gelmiş. Benim babam beni beğenmiyor. Günde bir gazete okumayan adamı ben adamdan saymam diyor. Bir baba oğlunu illa da ölüme yollamak için bunları söylemiyor ama aydınlanma hareketinden bir etkilenme var. Ve senin öğrenmeni istiyor, senin kendini yetiştirmeni istiyor. İnanıyorum ki böyle çok aile var. Elazığ o zamanlar 120 bin nüfuslu bir şehir. Tabii karmaşık bir şehir. Bunu daha sonraki süreçlerde gördük. 78 yılında nasıl Maraş katliamında insanlar mezhep çatışmalarıyla birbirine düşürüldüyse de Elazığ'da da bu sorun bir Maraş gibi olmasa da hep yaşandı yani. Özellikle biz yani Dersim kökenli gelen ailelerin oturduğu birkaç mahalle vardı. Bu mahallelerde müthiş gergin çatışmalı ortamlarda büyüdük geldik. Benim lise yıllarım hep kavga yıllarım. Ama Elazığ öyle bir şey ki daha sonradan görebildik.
Elazığ'daki o kültürel birikim, gençliğin kendini bazı kültürel derneklerde bir araya getirmesi, daha sonra Türkiye Devrimci Hareketi'nde önemli yerlere gelmiş olan birçok gencin bir yerde ilkokulu oldu. Bugün 78'ler kuşağının Genel Başkanı Celalettin Can bu derneğin üyesidir. Yalçın Çubuk bu derneğin üyesidir. Ben bu dernekte ilk defa bu kültürle tanıştım. Etkilendiğim başka nedenler de vardı ama aynı zamanda toplumdan etkileniyorsun. Şu çatışmalı bir süreç yaşıyorsun. Bir de öncesi var. Dünyada yaşanan sorunlar var. Bunun ülkemize yansımaları var. Ve Türkiye'de giderek 65 yılında evet, şimdi devam. 65 yılında İşçi Partisi'nin güçlü bir çıkışı var. 70'li yıllarda gerçekten Türkiye'de sorun giderek artık düzen dışına çıkıp radikal zeminlerde örgütlendiği bir süreç yaşanıyor. 70'li yıllarda da bir askeri müdahale var ama bu müdahale bence biraz kısa sürede geçiyor. Hemen 74 yılında çıkan bir af, arkasından içerideki tutsak burnunun birçok insanın dışarıya çıkması ve mücadeleye yeniden katılmaları var. Ama burada biz aslında biraz şöyle bakmamız lazım. Her ne kadar askeri bir yönetim gelmişse de kitle hareketleri, devrimci dalga dediğimiz dalgadaki yükseliş hep devam ediyor. Ta 78-79'lara kadar bu dalga hep var. Bu anlamda 35 yıllık bir dönem diyorum, döndüm, bunları vermek istiyorum. Çünkü neden? Bugün yeni kuşaklara bizim bırakacağımız şeyler olması lazım. Ben böyle bir yazın faaliyetine girerken yeniden bu tür çalışmaları bir gözden geçirdiğimde bunları çok eksik ve yetersiz gördüm. İkinci kitabın ön sözünde de belirttim bunları. Dedim ki bizim Türkiye'li ve Kürdistanlı aydınların böyle bir çalışma bilinçleri çok zayıf. Hep kendilerini bir başkaları anlatsınlar diye birilerini ertelemişler. Ve anı denmiş buna. Anılar bu tür otobiyografik çalışmalardan da farklı oluyor. Çünkü anı siz öldükten sonra birileri sizi kaleme alıyor. Sizin dönüp yazılanlar hakkında düzeltme yapmanız ve fikir belirtme şansınız kalmıyor. Peki bu konuda bir şey sorayım. Özellikle bu gelecek jenerasyonları anlatma adına. Evet. Mesela 78 kuşağı apayrıydı. Bilinçli, okuyan evet. bir kesimdi. Ama bugünkü jenerasyona baktığımda çok apayrı bir toplum. Evet. Özellikle Avrupa'daki gençliği gördüğüm zaman umutlarım kırılıyor. Evet. Orada bu frekansı alan bilen var mı acaba? Veya da o frekansı iyi verebiliyor musunuz? Zaten ben bunları gördüğüm için bir şeyler yapmak istiyorum. Yani onlara vermek zorundayız. Ben 35 yılı yaşamışım ve 35 yıl Türkiye toplumunun çok karanlık dönemlerinden geçmişiz. 12 Eylül gibi bir dönem. Aslında bu dönemin suçlusu da devletin kendisi. 12 Eylül. Bilinçli olarak insanları apolitize etti. Ben kendi kardeşimde bile, kendi yakın çevremde bile tanıyamadığım tiplerle karşılaştım. Bu onların suçu değildi. Devlet gerçekten toplumu müthiş ölçüde büyük bir balyoz hareketiyle ezmeni ötesinde yani aydınları, insanları tutuklamakla sadece kalmadı. Bir de arkasından erozyona uğrattı. Kültürel değerlerinden, eğitim seviyesinden, bilinçten. Ben bir televizyon programında üniversiteli gençleri izledim, hayret ettim ya. Türkiye'nin tanınmış simalarını gösteriyorlar. Turgut Özal gibi başbakan ve cumhurbaşkanlığı yapmış bir insanın resmi gösteriliyor üniversite öğrencisine. Bakıyor diyor ki valla tanınmış bir adam ama diyor bilmiyorum ki futbolcu mu bilmem ne mi. Şimdi böyle bir kuşağı biz ülkemize emanet edeceğiz. Yani gençler bir süre sonra bunlar gelip bu devlette yönetime gelecekler. Bugün devleti yönetenler cumhurbaşkanından başbakana kadar alalım bizim yaş kuşağımız yani bizim kuşağımız bunlar. Şimdi eğitimsiz sadece tek düze bir eğitimle yetişen kuşaklar mesleki olarak belli şeyler öğrenebilirler belki ama makine gibi olabilirler. Dünyaya bakmak, yorumlamak, gelişmeleri bu gözlükle izleme biçimindeki çabalardan zayıf düşüyorlar. Peki istersen bir virgül koyalım. Müzikten devam edelim. Daha sonra da neden böyle bir kitaba isim verdiniz? Anlamı nedir? Mutlaka size bir şey vardır. Hikayesi. Yazarken yaşadıklarını. Evet, yaşadıklarını. Devam edeceğiz. Tabii, Kibar, tabii. Bir türkü daha alalım mı senden? Tabii. Ali Hıdır diye bir türkü okumuştun dün. Yok, biz şimdi. Sevgili Hıdır'la
Onu mu okuyacaksın mesela? Kızıldere'yi mi okumak istiyorsun? Onu muhakkak okuyacağım ama peki. Mayıs ayı 78 tamam. Kuşağı gerçekten Türkiye tarihindeki devrimciler için çok önemli bir tarihtir. O yüzden Kızıldere hemen sanıyorum bu sohbetin arkasında. Çok o zaman bir mesajlar adına, hemen atılmış da ona bir okuyayım. Merhabalar Yaşar abicim, ben İstanbul Maltepe'den Berivan. Programınızı ve sizi severek izliyoruz. Ama geçen hafta bir aksilik oldu, izleyemedim. Sıradaki klamı aileme armağan ediyorum. Ve şu anda askerde olan abime gelsin istiyorum. Bir de şu anda sizi izlemekte olan Nurcan teyzeme gelsin. Pülümürlere ve Keyırlılara selam. Buradan biz de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu türkü de sana da gitsin. Klam. Bir mesaj daha gelmiş, onları okuyalım. Evet, daha sonra için. Bizim bu kırnaticide de bir tane evet. Türkü okutalım değil mi?
bizim için de çok önemli. Mayıs, evet, Mayıs ayı Mayıs özellikle. Evet, 6 Mayıs şehitlerini burada saygıyla anıyoruz. Kesinlikle. Tabii 6 Mayıs, 18 Mayıs, 17 Mayıs'ta sevgili Ozan evet, Mahsuni Şerif'i burada Ozanlarımızı da anıyoruz. Saygıdan. Ama Mayıs ayı gerçekten çok böyle bedeller ödendi. Gerçekten evet. Türkiye tarihin en kaldığı dönemlerinde hareketinde damgasını vuran bir tarihtir. Ve gerçekten direnişiyle her haliyle. Evet. O yüzden umarım işte 1 Mayıs'ta nasıl ki işte bir yandan kutlama alanları artık kutlamalara geldi. Ama bir anlamda da işte bir o kadar da 1 Mayıs'lar gerçekten yaz günüdür aynı zamanda. Ben öyle diye öyle düşünüyorum. Tabii söyleyecek çok şey var Mayıs'la evet. ilgili ama o dönemin önderlerinde sevgili Erdoğan Algın buradayken bize çok şey söylemenin şey olduğunu düşünmüyorum hani düşeceğini. O zaten gerçekten fikirleriyle, yaşadıklarıyla bugün kitabında dile getirdiği yaşantısıyla bize burada çok şey anlatacak. Bizim evet. için de çok önemli onu bilmek. Buyur Burak. Evet, Özlem Kutan göndermiş Kayseri'den. Öncelikle konuklarınıza hoş geldiniz diyorum. Hasretimizin bittiği dakikalar oradaki sıcaklığı hissetmemek mümkün değil. Yaşar abi size Viyana yaramış. Çok şıksınız. Hasretlerinize öpüyorum. Teşekkür ederim. Allah seni inandırsın. Viyana var ya bizi mahvetti. Niye diyorsun? Bizim Mehmet abimiz var. Sağ olsun ona da teşekkür ediyoruz. Mehmet Eker aynı odada yattık abi. Yatırmadı beni sağ olsun. Sabaha kadar horladı makine gibi. Aynen öyle. Aslında yaramadı ama orada çok güzel dostlarımız vardı. Güzel dostlarla. Şimdi... O dostlara da isterse bir teşekkür tabii. edelim. Özellikle tabii sevgili... Siz bir konuşmanızı yapın. Tabii, tabii benim de Viyana ile ilgili göndereceğim selamlar var, söyleyeceğim şeyler var. Mutlaka. Evet. Özellikle tabii bizi oraya davet eden Veli Turan abimize teşekkür ediyorum. Başta göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı. Selamun aleyküm diyordu zaten bize sağ olsun. Evet. Ve Köş Düğün Sarayı'nın diğer ortağı sevgili Hüseyin Arslan Bey'e de biz teşekkür ediyoruz. Bize dayanışmada bulunduğu için. Ve biz iki gün orada kahvaltımızı nerede yaptık? Kafe Munzur'da. Ve Sayın Hasan abimiz Hasan Akın'a çok teşekkür ediyorum. Bize bayağı bir hoş karşıladılar. Ve Doğan abiye bizi kuaföre götüren abimiz de İbili, Doğan İbili'ye. Hüseyin Ayıga. Çok... Arabanın plakası bile Mukuf yazıyor. Evet. Mukuf yazıyor. Aynen öyle. Hüseyin abi çok teşekkür ediyorum. Evine bizi ağırlanmıştım. Ben gitmiştim. Gerçi Hıdır'ın işi vardı. Yengeme de buradan saygılar söylüyorum. Davzurna grubuna, baba ve oğul Vahap Gürbüz'e çok teşekkür ediyoruz. Yıldız Dekor'a, Yıldız Hanım ve Memo Bey'e, Ümit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize göstermiş oldukları ilgiye. Ayrıca Sat Pölten'e daha geçeceğiz. Saat Pölten'de de yine Hüseyin Arslan Bey'e ve Nebago'ya bize orada sponsor oldu. Sen de biliyorsun. Aynı düğündeydik o günü. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gülay Aksakallı'ya teşekkür ediyoruz tüm ailesine. Sevgili Murat Karabulut. Evet. Murat Karabulut ve Piro'ya Hüseyin. Piro'ya söz verdim. Dedim ki ya biz dedim sevgili dedim Erdoğan abiyle birlikte oluruz ya Şenci'yle. Ya dedi beni mutlaka arasın dedim. Selamını söyleyeceğim. Ve burada canlı yayın aracılığıyla selamını söylüyorum. Ben bütün dostlarıma selam iletiyorum. Ve orada Viyana'daki ismini sayamadığımız bütün insanlar, Sempleton'daki bütün dostlara, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Munzur Kahve'nin bütün müşterilerine de selamlar. Bana geldi mi evet, geldi abi. Şimdi bir tane mesaj da sana gelmiş ablacığım. Hemen okuyayım sana. Merhabalar Yaşar Bey. Öncelikle iyi günler. Konuklarınızı evlerimize hoş geldiler. Hepsine selamlarımı yolluyorum. İstanbul'dan Kibar Aslan'dan bir türkü isteyebilir miyim? Saçımın akına bakma sultanım. Beni tanıyan herkese gelsin. İyi programlar ve iyi günler. Saygılarımla Erdal İstanbul. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan ben de İstanbul'a bir hafta Erdal Aydın. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kızlarımı da özledim. Onları da buradan öpüyorum. Şimdi öncelikle Viyana'ya gelişime vesile olduğunuz için, o güzel yolculuğu yaptırıp beni abimle, yeğenlerimle, yengemle buluşturduğunuz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Türkan Hanım'ı da unuttuk bak. Görümceme kız evet, evet ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Benim için çok güzeldi, abime bir sürpriz yaptım. Yoksa gitmek gibi şansım yoktu. Ali abimi, yengemi, kızları buradan öpüyorum. Abiciğim seni çok seviyorum. Birazdan Türk'ün de gelecek. Şu an bizi izliyor. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum onun. Ve Viyana'daki tüm dostlarımızı, birçok dostumuz orada gerçekten
dün buluşuk kendileriyle Serpölten'e geldik. Doğru telaffuz ediyorum değil mi? Bak dilinizi öğreneceğim. Viyanalar Serpölten diyor. Biz de Serpölten diyoruz. Dili biz de bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama işte. Gidiyoruz. Bitti mi senin selamın? Evet. Sevgili Zeynel, hayırlı uğurlu olsun. Burada yine bir sürgünde bir yeni bir kağıt daha, dosya daha yüklendi herhalde sana. Oturumunu da aldım bu arada. Sen de sürgündesin. Bir de grup kurdun herhalde. Grup sürgün. Evet. Ha güzel. Sevgili tabii Ali Rıza Kahraman bizim ozanlarımızdan sevgili Zeynel Kahramanoğlu. Ellerinden öpüyorum. Aynı zamanda annesi ve babası her ikisi de ozan bir ailenin aile fertlerinden biri. Ailenin çocuğu. Sen ne okuyacaksın bize? Babandan mı, annenden mi yoksa kendi içinden gelen bir türkü mü okuyacaksın? Ben ilkin Kürtçe bir tane okuyayım. Buyurdu. Buyurdu. Eser var, onu okuyacağım. İleriki saatlerde babamdan da hadi canım okuyabiliriz. Jigeram,
yasmemin kurasuna evro hevnemenina haber aferini ya uyici geramı uyici geramı lemin lemin cigeramı zalim zulüm kerdo uyici geramı uyi cigeramı lemin lemin cigeramı zalim zulüm kerdo uyici geramı. Eskerem evrani amo 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 Euroladem beno 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 ladem ki iseno Lado, lado, lado. We jigeram, lemin lemin jigeram. Zalim zulüm kerdim. We jigeram, lemin lemin jigeram. Zalim. Ves var beni. Bu kılam yıkamıyor bura. Kimindir bu? Bu kılam anonim aslında. Evet, en rave tuvaka yazıyor kırmacıkla. Bir de Kürtçe tuvaka yazıyor ama bunu şimdi misal Türkçe dediğin zaman Türklerce dediğinde olmuyor. Şimdi Kürtçe dediğin zaman bu Kürtçe farklı lehçelerde yani kırmacı var. Zoruma, kırmancı. Zoruma, kırmancı mı? Yani, kırmancı zoruma mi? Ayırıyor. Apayrı. Yani. Tu kırmancı mı? Evet bravo. Evet. Şimdi hemen iki mesaj okuyup hocaya geçeyim. Sonra bir türküyle reklamlara hemen girelim. Sevgili babacığım, seni şu an izliyorum. Kitabın için başarılar. Seni seviyorum. Kızın Yağmur Şenci. Evet yazmış. Yağmur Stuttgart'ta mıydı? Wiesbaden'de. Yağmurcuğum seni öpüyoruz. Eğer hatırladıysan biz İtalya'da birlikte hep beraber yemeğe gitmiştik değil mi? Hatırlarsan. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hıdır ve Yaşar abi, bu akşamki konuklarınız gerçekten harika. Konya'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Kibar Aslan'ın türküsü harikaydı. Sesine ve yüreğine sağlık. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma gönderiyorum. Selim Tuncer. Evet. Sağ ol Selim dostum. Ay, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Kibar'ın kaçı var ama ben? İşte bir türkü alıp daha sonra hocam reklamların ardından sonra da... Telefon mu var hattımızda? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben iyi akşamlar. Ali Asker'le görüşüyorum. İyi akşamlar. Ali Asker mi? Ali Asker, evet. Evet. Misafirlerimize selam. Buyurun. Erdoğan'a selam. Çok selamlar. Amcamın oğlu. İyi akşamlar Ali Asker. Evet, amcasının oğluyum aynı zamanda. Hıdır merhaba. Merhabalar. Merhabalar Ali abi. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Buyurun sizi sevgili Erdoğan Bey'le baş başa bırakayım. Ya kitabını okudum ben. Evet. Yani bir çırpıda bitirdim diyebilirim. Çok mükemmel gerçekten. Evet. Bütün dostlarımın, bütün tanıdıklarımın okumasını tavsiye ederim. Aynı zamanda yani kitaba meraklı olan, tekatmelenin geçmişine meraklı olan, yakın tarihimize dek İbrahim'den sonra yakın tarihimize dek bilgiler edinmek isteyen, tecrübe edilmek isteyen bütün dostlarımızı, bütün insanların okumasını tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel bir kalem. Akıntılı. Bir çırpıda bitiririm. Eyvallah bro. Çok sağ ol. Bir de senden bir türkü rica edeceğim. Buyurun hangisi? Bir de Erdoğan'ın sesi çok güzel.
Yapma ya. Gerçekten harika bir sesi var onun. Bize söyler herhalde bir tane. Veya düet yapar bizimle. Teşekkür ederim. Size her düet yapabilir yani. Çok güzel sesi var. Bugün kitabımı bir okuyayım ben, dur. Sevgili Ali, zamanımız daralıyor. Reklama gireceğiz. Çünkü türküyle kapatacağız. Reklama gireceğiz. İsteğinizi okuyacağız sizin için. Hıdır arkadaş sizin isteğinizi yerine getirir. Yani Hıdır'dan da bir söz göreceğiz hemen. Acaba mümkün mü? Kimden? Buyurun. Yani Mayıs ayında yaşıyoruz. Kimden istediğimi tahmin ediyorsun herhalde. Evet. Evet. Oldu, tamam. Yani bir zaman akışında okuyacağız size. Peki, öpüyorum. Aradığınız için teşekkürler. Hayırlı akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar amca olur. İyi akşamlar canım. Kıvı. Esma. Hıdırcığım ben mi söylüyorum? Evet, evet. Sanki ben senin bugün hakkını çalıyormuşum gibi oluyorum ama. Ne hakkı? Ya ne bileyim. Hak diyorum ben, naray ta hakkı. Şunu, herkes elinden geldiğince okuyacak. Sen uzak yoldan geldin. Ne okuyacaksın? Ali Hıdır'ı oku. Bunu bizim Umut Döner'e, sevgili dostuma da teşekkür evet, ediyorum. Evet, ona da çok evet. Teşekkür ediyorum. Bizim... O türküde Umut Döner'e, tamam. Sevgili Hıdır'a gitsin. Ali Hıdır'ı okuyalım. Tamam, onu ben okuyayım. Çok peşinde de seveyi bağlayayım. Seveyi reklamlardan sonra. O zaman bu kısacık. Tamam, bağlayabiliriz evet. O zaman. Kısaysa evet. Bir Umut'a ben de buradan sevgi ve Barış'ım saygılarımı gönderiyorum. Barış'ım sürüklüyor, ses süre diyoruz. Evet. De derken geldi. Barış yok ya. Hemen anlıyor. Lep demeden leblebi. Şahibdi çevesayı veci orama mekiye ile bendeyim son mi son mi vahili onlar ana dersimi çıkardır ya vay ne bile ne Akdır Ali, Akdır Ali dünya evru betomre çıkabetomre Vahlemelemen Deru ciran Peru biru Deste kamisonu meyde Kıdır Ali'em Çütürmüş ya Vahiy Lemelemen Ciramamı sevmeyi
benim amın sevmeyi Rebekam'ın sevim Ere sevmeyi Çıralamın sevmeyi Rebekam'ın sevmeyi Benim amın sevim Royal Döner'in katkılarıyla hazırlanan Türkü Şelalesi programı reklamlardan sonra devam ediyor. Tecrübemiz ve uzman kadromuzla Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Türkiye ve şimdi Fransa Kornon'da yeni şubemizle hizmet vermekteyiz. Şafak Köken kampanyalara doymuyor. 2000 euroluk mutfaklarda mikrodalga fırın, 3000 euroluk mutfaklarda aspiratör, 5000 euroluk mutfaklarda üçlü kanepe, 6000 euroluk mutfaklarda çamaşır makinesi, 7000 euroluk mutfaklarda derin dondurucu, 8000 euroluk mutfaklarda bir koltuk takımı hediye ediyoruz. Qualität nach ISO-Norm. Royal Döner. Überall dort, wo Sie dieses Tafelbild sehen. Hıdır Kutan ve grubu her türlü eğlencelerinizde sizlerle. Vere kane kane, Osmanlı akane, kane bece serre bone şiye rayı. Dilberem aman delaleyem aman Çiguli kadora çemman Yüreğim bombası bir patladığında Ve gözlerin nefleri uçaklarda Fabrikaları, uçakları Hele, hele bir de fırtınalı sokakları Sayfa sayfa okuduğum Kitapsın Düğüm düğüm Çözülmesin Telefon numaraları Fransa için Çip 033 672 86 57 72 Almanya için Çip 049 177 39 45 633 Avrupa sallanacak Yeni bir yüz. İşte ses, işte yorum, işte Ergün Özkapı. Sende yerim yok ki yar yar, elden ne gelir? Seni nereden sevdim,
sevmez olaydım. Anlamadım beni bir gün olsun anlamayan yar. Şimdi et sözünü tutsun bana ne? Konser, düğün, türkü evi ve diğer etkinliklerinizi görmek istiyorsanız bizi arayın. Telefon numaramız 0049-163-13-56-379. Ayrıca diğer sanatçılara da bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. Avrupa'da tek yetkili menajer Yaşar Mermer. Üç yıldan beri zirvedeki yerini koruyan Memmo Döner Kesme Makinesi yenilendi. 20 ülkede patentli, 1 yıl yedek parça garantili Memmo Döner Kesme Makinesini 24 saat içinde Avrupa'nın her yerine teslim ediyoruz. CE belgeli Alman malı Memmo Döner Kesme Makinesi kampanya nedeniyle 540 euro yerine sadece 449 euro. Döneriniz tavuk veya hindi mi? Hiç sorun değil. Hindi veya tavuk döneri için tırtıllı bıçak hediye. Bizi arayın, özel fiyatlarımızdan yararlanın. Avrupa'nın her bölgesine bayilik verilir. Bize 072 51 304 80 80 nolu telefondan veya www.memmo.eu web adresinden ulaşabilirsiniz. C Energy Drink artık tüm Avrupa'da. Paris Sibel Distribution. Telefon 0033 670 421 490. Türkiye Ali İlanlı. Telefon 0506 477 96 28. Budapeşte Tacim Güler. Telefon 0036 309 791 770. Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda. Sipariş ve bölge bayilikleri için Mahmut Yalın. 0049 177 27 77 206. The revelation of energy. Ezgi Center. Düğün, nişan, sünnet ve her türlü eğlencelerinizde hizmetinizdeyiz. www.ezgicenter. Ezgi Center. Mutluluğa açılan kapı. Mutfağınızın lezzet ortağı. Reybak. Sağlığınız bizim için önemlidir. Lezzetin adı Reybak Bakliyat. Telefon 0352 240 84 40 0532 497 06 14. Bayilikler verilecektir. Avrupa sallanacak. Yeni bir ses, yeni bir yüz. İşte ses, işte yorum, işte Ergün Özkapı. Sen de yürün yok yar yar. Elden ne gelir? Seni nereden sevdim? Sevmez olaydım. Anlamadım beni bir gün olsun anlamayan yar. Şimdi et sözünü tutsun bana ne? Konser, düğün, türkü evi ve diğer etkinliklerinizi görmek istiyorsanız bizi arayın. Telefon numaramız 0049 163 13 56 379. Ayrıca diğer sanatçılara da bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. Avrupa'da tek yetkili menajer Yaşar Mermer.